Mavi Kadın.com'dan herkese merhaba. Bugün Z kuşağını konuşacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocam son zamanlarda oldukça konuşulan bir konu var. Z kuşağı. Ailelerin Z kuşağı ile ilgili yaşadıkları sorunlar sizin de takip ettiğiniz üzere belki Deniz Akkaya problemiyle gün yüzüne çıktı. Bu sorunların temeline baktığımızda aslında aile ve çocuklar arasında bir iletişimsizlik söz konusu mevcut. Bu iletişimsizlikle ilgili neler söylersiniz? Sosyal medyayla büyüyen çocuklar olarak nitelendiriyoruz Z kuşağını ama iletişim çağında bir iletişimsizlik mevcut. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Görüşleriniz neler? Güzel bir vurguyla başladınız. Şimdi Z kuşağından ne anlıyoruz onu iyi bilmek gerekiyor. Şimdi X kuşağı, radyo kuşağı, Y kuşağı, televizyon kuşağı, Z kuşağı, sosyal medya kuşağı. Böyle bu kuşak. Bu kuşakta iletişim çağındayız. Sanal gerçeklik var. Fakat bu kuşak beklenenden farklı olarak öngörülmeyen bir şekilde iletişim çağında iletişim krizi yaşıyor. Böyle bir kuşakla karşı karşıyayız. Bu sadece Türkiye'nin değil küresel bir problem. Bu problemle baş etmenin yolları da var. Ama bu problemin ortaya çıkışında biz bu problemle kimler etkileniyor diye baktığımız zaman problemle en çok etkilenenler böyle parçalanmış ailelerin çocukları oluyor ve evde çatışmalı iletişimin olduğu aileler oluyor. Yani iletişim sağlıklı değil, çatışmalıysa ama evde sağlıklı iletişim olan ailelerde sosyal medya Z kuşağını hiç olumsuz etkilemiyor. Evde iletişim sağlıklıysa, sıcak ve güvenli alan dediğimiz bir alansa ev, sıcak bir ortam, güvenli ortam varsa çocuk sosyal medyaya belli bir amacı doğrultusunda giriyor. Çocuk sosyal medyayı bir hayatı kolaylaştıran bir unsur olarak kullanıyor ve onu dengeli ve verimli şekilde kullanabiliyor. Medya okul yazarlığını da yapabiliyor. Bu aile çok fazla etkiliyor bunu. Ama böyle durumlarda hane kırılganlığı arttı küresel olarak. Türkiye'de de buna paralel olarak bizde de hane kırılganlığı arttı. Toplumu koruyan bir sosyal normlar vardı. Gelenekler, görenekler, sosyal normlar. Bu kalktı ortadan. Zaten televizyonla birlikte aslında en büyük orada dağılma, hasar başladı. Aile değerleri, aile koruyordu bir şekilde. Bir kültür aktarımını daha önce aile yapıyordu çocuklarına. Evet. Şimdi kültür aktarımını medya yapıyor. Kültür aktarımı. Nelerin uygun, neler uygun değil. Güvenli, neler güvenli değil. Neler faydalı, neler faydalı değil. Bunların hepsi çocuğa değerler silsilesi olarak, aile değerleri olarak öğretiliyor. Bu aile değerleri hayat yolunda ilerlerken bir genç onun trafik işaretleri gibi nereye nasıl gideceğini yönünü belirliyor. Öğrenilen değerler belirliyor. O değerlerin üzerinde davranışlar gelişiyor. Bu değerler trafik levhaları bozuldu. Yanlış yöne doğru yöneliyor. Bir de modernizm sunduğu bir doğrular farklı. Modernizm daha önceleri kişiye böyle kapital sistemin bir nevi kapitalist ahlakın öğretisi halinde modern sistem sundu. Bu da ne yaptı? Yaşam amacı olarak haz peşinde koşmayı yüceltti. Zevkin peşinde koşmayı, çıkarın peşinde koşmayı yüceltti. Yani çıkar odaklı, haz odaklı, hız odaklı bir nesil ortaya çıkmaya başladı. Eğer aile değerleri iyi ise burada aile gençlere bunun ölçüsünü belirliyor, sınırlarını belirliyordu. Ama aile bunun sınırlarını belirleyemezse ne oluyor? Çocuk yanlışları öğrenmeye başlıyor. Doğru yanlış yani aile normları değişti. Sosyal normlarla birlikte aile normları değişti. Ve yeni değişim, beklenen değişim de ahlaki normlar değişmeye başladı. Yani insanların hepsinin vicdanımızda bir iç ses var, normlar var, iç standartlar var, iç jüri var, zihnimizde bir jüri var, kalbimizde iç bekçi var. Bunlar değişti. Çocuklar böyle durumdan hoşuna giden iyidir, hoşuna gitmeyen kötüdür. Çıkarına olan iyidir, çıkarına olmayan kötüdür diye öğrenen bir nesil ortaya geldi ve hızla artıyor bu. Onlar da kendi değerlerini oluşturdu yani. O kendi değerlerini oluşturuyor ve yani kendileri kendi ailenin patronu olmak istiyor gençler şu anda. Yani yaşanan bu olaylar gösteriyor. Bununla ilgili vakalar biz hastanede aynı anda böyle yatan hastaların dörtte birinin ergen olduğu dönem hiç yaşamamıştık. Ama şu anda yaşıyoruz ve ergen kliniği açtık. Ayrı bir kat ayırmak zorunda kaldık. Düşün. Pandemiye bağlıyorduk ama pandemi aslında bu aile içi iletişimi olumsuz etkiledi ergenlerde. Ve kırılgan aileler var, kırılgan haneler var. Onların kırılganlığı oradan en çok çıktı. Ama 10 sene, 20 sene sonra bu artık
birçok ailelerin etkileme riski var. Yani bu nedenle bu küresel bir tehdit halinde, aile değerlerini etkileyen bir tehdit halinde devam ediyor. Bir de bu gençlerimizin, daha önce eski kuşaklar yokluk içinde olgunlaşıyorlardı. Bu gençler de varlık içinde olgunlaşmak durumdalar. Varlık içinde olgunlaşmak zor. Her şey kolay elde ediyorlar. Bütün imkanlar kolay sunuluyor. Eskiye göre maddi refah arttı. Beklenti daha yükseldi. İnsanlar, gençlerin beklentileri yükseldi. Bunlar karşılanmadığı zaman, bir de ben merkezci olunca genç ne oluyor? Bu sefer anneyi babayı silkelemeye başladılar çocuklar diyebiliriz. Evet. Peki hocam, dediğim gibi bu Deniz Akkaya olayıyla birçok anne babanın kafasında soru işareti oluştu ve onlar da bu olayı yakından takip ediyorlar. Aslında baktığınızda benzer durumlar genellikle ailelerde yaşanabiliyor. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Yani ebeveynlerin buradan kendilerine çıkarabilecekleri bir ders var mı? Tabii orada bu Deniz Akkaya hanımefendinin yaşadığı sıkıntıları, tabii onu bilmiyoruz. Onun nasıl bir durum olduğunu, yani daha dinamikler nere olduğunu, klinik bir durum, vaka var mı ortada? Bunu bilmiyoruz. O vakayı analiz edemeyiz. Etmemiz de etik olmaz zaten. Ama oradan hareketle bir genelleme yaparak bir toplumu bilgilendirmek yapabiliriz oradan. Şimdi bu tarz vakalar aslında bizim için hiç sürpriz olmadı. Ve bizim hemen hemen her gün klinik pratiğimizde rastladığımız durumlar. Hiç sürpriz değil. Klinik pratiğimizde hep rastlanıyor. Bu olayı görünür yaptı bu problem. Görünür yaptı. Bence insan toplumun bilgilenmesi açısından da bir fırsattır bu olay. Çünkü her ailede anne baba, annelik babalık pratiğimizi bilmiyoruz biz. Annemiz babamızdan öğrendiğimiz pratiği şu andaki çocuklarımıza uygulamak istiyoruz. Çocukları veya bizim annelik, annemiz babamızdan öğrendiğimiz yöntemlerle çocuğa yaklaşırsa o çocuğu kaybederiz. Yani evet, çocuğu... yani aslında birçok ailede yaşanan ama bu olayla birlikte gün yüzüne çıkan bir problem aynen. olduğunu söylüyorsunuz. Aynen öyle. Gün yüzüne çıkmasına bir vesile oldu. Yani bu nedenle bu olaydan hareketle benzer olayların yeni olmaması için ne yapılabilir? Her anne, her baba kendi aile içerisinde böyle bir problemi yaşanmaması için ne yapmam gerekir? Yaşanırsa nasıl çözmem gerekir? Bununla ilgili muhakkak proaktif olmalı. Bununla ilgili çocuklarla sağlıklı iletişim nasıl kurarıma odaklanması gerekiyor. Sağlıklı iletişim kuramazsa çocuklar çok kolay kayboluyor bu zamanda. Daha önce toplum koruyordu. Aile hata yapsa bile toplum koruyordu. Toplumdaki sosyal normlar da bozulduğu için toplum da korumuyor. Zaten okulların bununla ilgili çok fazla bir eğitimimizde yeni bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Çok geç kalındı o açıdan da. Ama her dönemde yapılacak şeyler de var tabii. Burada ümitsiz kesinlikle olmamak gerekiyor. Temkinli bir iyimserlik çözüm için çok önemli. Evet. Yani hem ebeveynlerin hem Z kuşağının bu konuda bilinçlendirilmesi konusunda tabii, siz tabii. de aslında savunuyorsunuz. Tabii. Şöyle de bir şey var hocam. Belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Bakkala gideceğim diyerek işi bırakan bir Z kuşağı toplumu var ve bu geçenlerde sosyal medyada yayılan bir video vardı. Yani yöneticisinin çalışanından, yazıcıdan bir çıktı almasını bile kendilerine bir iş yükleme olarak gören bir Z kuşağından bahsediyoruz. Bu tarz durumlarda onların bu özgürlük anlayışının çok sınırsız olması aslında söz konusu ve agresif bir tavır sergiliyorlar. Bu tavırların sebebi ya da bunun altında yatan temel neden nedir? Etken nedir? Benzer bir durumu ben de yaşamıştım. Bir işten öyle ayrılan mi? Bir genç vardı. Genç işten biz hani kalite standartları gereği neden ayrıldığını öğrenmek istedik bize. Genç dedi ki ya dedi ben burada iyi çalışıyorum hani iyi de kazanıyorum. Fakat hiç harcayamıyorum ki dedi. Kazandığımı harcayamıyorum ki vaktim olmuyor dedi. Onun için böyle yoğun olmayan bir işte çalışacağım dedi. Bu tipik Z kuşağı davranışı. Yani böyle yani zora talip olmuyor. Her şeyi kolay elde etmek istiyor. Emek vermeden yorulmadan elde etmek istiyor. Konfortizm. Yani Z kuşağının en büyük iki risk alanı bir konfortizm yani konforculuk rahatına düşkünlük. İkinci egosentrizm bencillik, ben merkezcilik. Sadece olayları kendi çıkarından bakmak. Bu ergenlikte biraz olabilir bu beklenen bir şey. Fakat bunun için böyle davranışlar olduğu zaman toplumda şeyi görecek işte annesi babası ya da çevre ona geri bildirimler alacak oradan hatalarını düzeltecek. Öyle bir ortam da yok. Hataları evet. daha çok sosyal medyaya girdiği zaman hatalarını pekiştiren, kendini sergilemeye odaklı. Sadece kendi değerlilik ölçüsünü değiştirdi modern yaşam. Değerlilik ölçüsü nedir? İyi insan olmaktı. Şimdi değerlilik ölçüsü fiziksel görünüm oldu. Hocam hem Z kuşağıyla ilgili hem aile çatışmalarıyla ilgili hem bu iletişimde yaşanan problemlerle ilgili çok bilgilendirici bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Rica ederim. Estağfurullah. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Estağfurullah.